Mısır'ın gizemli topraklarından Ant Dağları'nın yüksek platolarına kadar kadim uygarlıkların kutsal parşömenlerinde DNA'mızla kozmos arasındaki derin bir bağlantının izleri görülmektedir. Atalarımız genetik kodumuzun spiral sarmalının yalnızca yaşamın gizemlerini değil, aynı zamanda ileri teknoloji ve boyutlar arası seyahatin anahtarlarını anlamanın sırlarını içerdiğini de biliyordu. Organik zekaya hoş geldiniz. Onlar kutsal törenlerinde insan bedeninin kozmik senfoniye uyumlanmış, boyutlar arası bilgi alma ve iletme kapasitesine sahip canlı bir anten olduğunu anlamışlardı. Bu kadim bilgiyi yeniden keşfetmenin eşinde olduğumuz şu günlerde, DNA'mızın yalnızca biyolojik bir plan değil, kozmik bir aktarıcı olduğunu da unutmayın. Eskiler enerjilerini dünya ile uyumlu hale getirerek, göksel ritimlerle uyumlu hale gelerek ve içlerindeki gizli potansiyelleri harekete geçirerek zaman ve mekan sınırlarının ötesine yolculuk yapabileceklerinin farkına varmışlardır. Günümüzde bilimin spiritüelliğe yaklaşmasıyla birlikte bu kadim gerçeğin yansımalarına epigenetik alanında rastlıyoruz. Bilim, düşüncelerimizin, duygularımızın ve deneyimlerimizin, genlerimizin ifadesini nasıl etkilediğinin sırlarını açığa çıkartıyor. DNA'mız katı bir komut dizisi değil, dinamik bir tepki sistemidir. Galaksileri ve evrenin mimarisine işlenmiş kutsal geometriyi yansıtan bir çift sarmaldır. Bu sarmal dizilim yalnızca fiziksel bir düzenleme değildir. Kozmik uyumla bir rezonanstır. Yaratılışın titreşimsel özüne bir uyumdur. Uzay ve zamanın dokusunda dalgalanan göksel frekanslara bir yanıttır. Şimdi de yanlış bir isimlendirme olan çöp DNA kavramını ele alalım. Bu sözde çöp, kilidinin açılmasını bekleyen bir potansiyel hazinesidir. Bilinen kodlama bölgelerinin ötesindeki bu gizemli bölümler, ileri düzeyde şifalanma, genişlemiş bilinç ve boyutlar arası seyahat için kullanılmayan anahtarları tutan kozmik portallar gibidir. Sevgi ve ruhsal uygulamalarla titreşimlerimizi bilinçli olarak yükseltirken, DNA'mızdaki uyuyan potansiyelleri aktive eder, içimizdeki kodlanmış gizli güçleri de açığa çıkarabiliriz. Dahası parçacıkların uzay ve zaman boyunca etkileşime girdiği ilginç bir olgu olan kuantum dolanıklığı, her canlının temel bir düzeyde birbirine bağlı olduğunu göstermektedir. Kendimizi bu birbirine bağlı ağa uyumladıkça varlığımızın küçük dünyasıyla evrenin büyük dünyası arasındaki uçurumu kapatmış oluruz. Asırların bilgeliğinden faydalanır ve kozmik kanallardan akan evrensel bilgiye erişebiliriz. Evrenin karmaşık yapısında her şey çeşitli frekanslarda titreşen enerjidir. Titreşim yasası bu titreşimlerin rastgele olmadığını, aksine uyumlu bir düzen izlediğini öne sürer. Ürettiğimiz her düşünce, duygu ve eylem belirli bir frekansta rezonansa girerek etrafımızdaki titreşim enerjisini etkiler. Bunu bir senfoniye benzetebiliriz. Her enstrüman farklı bir nota çalsa da genel bir ahenge katkıda bulunurlar. Benzer şekilde varoluş senfonisinde düşüncelerimiz ve duygularımız ya evrensel akışla uyum sağlayan ya da doğal düzeni bozan titreşimler üretirler. Titreşim yasasının gücünden faydalanmak için öz farkındalık geliştirmek zorunludur. Düşüncelerimizin ve duygularımızın birbirlerinden bağımsız olaylar olmadığını anlayın. Çevrenizdeki dünyaya yaydığınız frekans üzerine düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Pozitiflik, sevgi ve şefkatle mi rezonansa giriyorsunuz, yoksa olumsuzluk ve korkunun uyumsuzluğuna mı kapılıyorsunuz? Dahası her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul edin. Titreşimleriniz yalnızca kişisel gerçekliğinizi etkilemekte kalmaz, aynı zamanda evrenin kolektif enerjisine de katkıda bulunur. Bilinçli olarak daha yüksek titreşim durumlarını seçerek yalnızca kendi varlığınızı yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda kozmik titreşimi de yükselterek olumlu değişimin dalgalanma etkisini oluşturabilirsiniz. Meditasyon ve farkındalık kendinizi evrenin incelikli titreşimlerini ayarlamak için güçlü araçlardır. Titreşim yasası pasif bir güç değildir, niyetinize ve harcadığınız enerjiyi yanıt verir. Bilincinizin sınırsız manzarasında gezinirken, oluşturmak istediğiniz gerçeklikle rezonansa giren düşünceleri seçin. Varlığınızda titreşen incelikli enerjilerin içinde yatan dönüştürücü potansiyeli benimseyin. Kuantum fiziğindeki çok sayıda çalışma, evrendeki her şeyin en temel düzeyde titreşen enerjiden oluştuğunu göstermektedir. Dalga parçacık dualitesi ve kuantum dolanıklığı gibi kavramlar tüm maddenin birbirine bağlılığına ve titreşimsel doğasına işaret etmektedir. Öyleyse dalga parçacık dualitesi kavramını anlaşılması kolay bir şekilde ele alalım.
dalga parçacık dualitesi, kuantum mekaniğinde parçacıkların kuantum düzeyindeki ikili doğasını tanımlayan temel bir kavramdır. Elektronlar ve fotonlar gibi parçacıklar nasıl gözlemlendiklerine veya nasıl ölçüldüklerine bağlı olarak hem dalga benzeri hem de parçacık benzeri özellikler gösterirler. Zıplayan bir topla oynadığınızı düşünün. Normalde topu katı, elle tutulur bir nesne olarak düşünürsünüz. Bu parçacık kısmıdır. Onu fırlatabilir, zıplatabilir veya yakalayabilirsiniz ve elinizde tutabileceğiniz küçük bir nesne gibi davranır. Şimdi farklı bir şey hayal edelim. Bir top yerine dalgalı bir okyanus düşünelim. Dalgalar yukarı aşağı hareket eder ve yayılır. Dalgalar daha çok bir desen ya da hareket gibidir. Bu dualitenin dalga kısmıdır. İşin ilginç kısmı da buradadır. Elektronlar ya da ışık parçacıkları olan fotonlar gibi küçük parçacıkların dünyasında işler biraz tuhaflaşır. Her zaman tutabileceğiniz zıplayan bir top gibi davranmazlar ya da basit dalgalar gibi hareket etmezler. Bunun yerine kimi zaman aynı anda her ikisi gibi davranabilirler. Bilim insanları bu küçük parçacıklara yakından baktıklarında bazı zamanlar küçük parçacıklar gibi sanki sabit bir konumdaymış gibi davrandıklarını görmüşlerdir. Diğer zamanlarda ise yayılan dalgalar gibi hareket ederek desenler oluştururlar. Şimdi sahilde bir dalga yakalamaya çalıştığınızı hayal edin. Onu elinizde tutamazsınız çünkü fiziksel bir şeyden daha ziyade bir hareket gibidir. Benzer şekilde bilim insanları bu küçük parçacıkları yakından gözlemlemeye çalıştıklarında onları ölçme veya gözlemleme eyleminin onların nasıl davrandıklarını etkilediğini keşfetmişlerdir. Sanki bu parçacıklar bizim onlara nasıl baktığımıza bağlı olarak ne olduklarına karar veriyormuş gibidir. Bu dalga parçacık dualitesi kuantum fiziğinin akıllara durgunluk veren bir yönüdür. Nesnelere dair günlük anlayışımıza meydan okur ve bizi en küçük ölçeklerde bile nesnelerin aynı anda hem dalga hem de parçacık gibi davranabileceğini kabul etmeye zorlar. Bu biraz da zıplayan topun nasıl baktığınıza bağlı olarak suda bir dalgalanmaya dönüşebileceği bir dünyada yaşamak gibidir. Kuantum dolanıklığı, kuantum mekaniğinde iki veya daha fazla parçacığın aralarındaki mesafeye bakılmaksızın bir parçacığın durumunun diğerlerinin durumuyla doğrudan bağlantılı olacağı şekilde ilişkilendirildiği bir olgudur. Şimdi kuantum dolanıklığının büyüleyici kavramını kavraması kolay bir şekilde inceleyelim. Elinizde iki adet sihirli zar olduğunu düşünün. Kuantum mekaniğinin kurallarına göre bu zarlar birbirine dolandığında inanılmaz bir şey olur. Diyelim ki zarlardan birini attınız ve 5 geldi. İşte akıllara durgunluk veren kısmı şudur. İlk zarı atıp 5'i gördüğünüz anda diğer zar ne kadar uzakta olursa olsun sonucunu anında öğrenir. Sizde ve arkadaşınızda bu sihirli zarlardan birer tane olsaydı, siz zarınızı atıp 5 gördüğünüzde başka bir odada ya da evrenin diğer ucunda olsalar bile arkadaşınızın zarı da aynı anda 5 görünecekti. Zarların arasındaki bu tuhaf bağlantıya kuantum dolanıklığı diyoruz. Kuantum dünyasında elektronlar veya fotonlar gibi parçacıklar da dolanık hale gelebilirler. Ve durumları, zarların sonuçları gibi gizemli bir şekilde birbirlerine bağlıdır. Bir parçacığa ne olursa olsun, aralarındaki mesafe ne olursa olsun diğerini anında etkiler. Şimdi, biraz daha tuhaf bir şey ekleyelim. Zarlar siz onlara bakana kadar sonuçlarına karar vermezler. Siz zarları atmadan önce, küçük bir kuantum sihri gösterisi gibi her sayıyı aynı anda gösteren karışık bir durumda bulunabilirler. Ancak zarı atıp sayıyı gördüğünüz anda diğer zar kilometrelerce uzakta olsa bile anında kendi sayısını seçer. Bir parçacığın kaderinin doğrudan diğerine bağlı olduğu bu tuhaf bağlantı kuantum dünyasında büyük bir olaydır. Dolanıklık, gerçekliğin doğası ve gözlemin rolü hakkındaki felsefi soruları gündeme getirmektedir. Bu olgu, ölçüm veya gözleme eyleminin parçacıkların özelliklerini etkilediğini öne sürerek nesnel, gözlemciden bağımsız bir gerçekliğe dair klasik kavramlarımıza meydan okumaktadır. Parçacıklar süperpozisyon olarak bilinen, aynı anda birden fazla durumda bulunabilirler. Bir parçacık gözlemlenene kadar birden fazla yerde veya durumda bulunabilir. Gözlem veya ölçüm eylemi dalga fonksiyonunun belirli bir duruma geçmesine neden olur. Bilim insanları bu dolanıklığı gösteren deneyler yapmışlardır ve kuantum fiziğinin en akıl almaz yönlerinden biri olmaya devam etmektedir. Şimdi, bir anlığına kozmik dolanıklık içinde iç içe geçmiş bu parçacıkların kendi enerjimizin ve niyetlerimizin yansımaları olduğunu hayal edelim.
tıpkı parçacıkların birbirlerinin durumlarını anlık olarak etkilemesi gibi düşüncelerimiz ve titreşimlerimiz de varoluşun enerji kağı boyunca titreşimler gönderir. Çekim yasası düşüncelerimizin ve duygularımızın enerjik frekansımızla rezonansa giren deneyimleri manyetik olarak bize çektiğini söyler. Gerçekliğin bu dokusunda bilincimiz ayrı değildir. Tıpkı dolanık parçacıkların evrende birbirine bağlı olması gibi karmaşık bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Şunu bir düşünün. Niyetlerimizi bilinçli olarak pozitiflik ve bollukla hizaladığımızda özünde kendimizi evrenin yüksek titreşimleriyle iç içe geçirmiş oluruz. Arzularımızın rezonansı kuantum alanında titreşerek tezahür eden deneyimlerle bize geri dönen bir dalgalanma etkisi oluşturur. Kuantum oyun alanında gözlemci etkisi bize gözlem eyleminin gözlemlenen gerçekliği etkilediğini söyler. Kuantum dolanıklığını titreşimlerimizi evrenin titreşimlerine bağlayan kozmik bir yapıştırıcı olarak düşünün. Kendimizi bilinçli olarak daha yüksek sevgi, minnettarlık ve bolluk frekanslarına ayarladıkça yaratılışın genişleyen enerjileriyle kuantum dolanıklığına girmiş oluruz. Tezahür gerçekliği bir niyet çamuruyla şekillendirmenin ulvi bir sanatıdır. Kuantum aleminde gözlemcinin gözlemleneni etkilemesi gibi odaklanmış düşüncelerimiz ve duygularımız da kuantum alanını şekillendirerek hayatımıza çektiğimiz sonuçları şekillendirir. Niyetlerimiz kozmik işaretçiler gibi varoluşun dolanık ağı boyunca sinyaller gönderir. Kuantum senfonisine yaydığımız titreşimleri bilinçli olarak seçerek gerçekliğimizin farkındalıklı mimarları olalım. Çünkü bunu yaparken kendimizi zarafet ve ihtişamla karşılık veren kozmik dansla uyumlu hale getirmiş oluruz. Videoyu beğenin, paylaşın ve bir yorum bırakın. Eğer hala değilseniz Organik Zeka'ya abone olun. Yeni videolar için bildirim zilini mutlaka açın. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.